bugün halk arasında eklem kireçlenmesi olarak bilinen dejeneratif eklem hastalıklarından kısaca bahsetmeye çalışacağım. Günümüzde eklem hastalıklarının büyük bir çoğunu oluşturan eklem kireçlenmesi, diğer ismiyle dejeneratif eklem hastalıkları, özellikle ileri yaş hastalarımızda görülmekte. Ancak bununla birlikte eklem travmaları, eklem kıkırdak yaralanmaları nedeniyle daha genç yaşlarda da ortaya çıkabilmektedir. İlgili eklemlerde ağrı ve hareket kısıtlılığıyla kendini göstermekte olup bu tür durumlarda hastalarımızın erken dönemde doktora başvurmalarını istiyoruz. Çünkü daha erken evrelerde cerrahi dışı yöntemlerle hastalarımızı tedavi edebilirken ileri evrelerde cerrahi tedavi seçeneğini uygulamamız gerekiyor. Eklem kireçlenmesinin sıklıkla tam olarak sebebini bilemiyoruz. Eklem travmaları, eklem kıkırdak yaralanmaları veya romatoid artrit gibi sistemik bazı hastalıkların yol açtığı eklem kireçlenmesine sıklıkla genetik faktörlerin aşırı kilonun yol açtığını biliyoruz ve birden fazla faktörün bir araya gelmesiyle hastalık ortaya çıkıyor. Erken evrede daha fazla ilaç tedavisi, fizik tedavi gibi cerrahi dışı tedaviler uygulanırken eklemin kullanılamaması, özellikle büyük eklemlerin tutulmasıyla ki en sık diz ekleminde görüyoruz. İkinci sıklıkla da kalça eklemi etkileniyor. Hastaların yürümesinde bozulma, yürüme mesafesinde azalma, eklemlerde ağrı ve hareket kısıtlılığı gelişmesi durumunda ağrıyı da kontrol altına alamadığımız durumlarda cerrahi tedaviye başvuruyoruz. Cerrahi tedavide de birden fazla seçeneğimiz oluyor. Burada hastanın yaşı, etkilenen eklemin etkilenme seviyesi gibi faktörler tedavimizi belirlemektedir. Tabii ki de eklemlerimizi koruyacak bütün önlemler aslında bu hastalığın gelişmesine ya da en azından hastalığın, başlamış olan hastalığın daha yavaş ilerlemesine neden olmakta. Bunun için de hastalığın erken evrelerinde ekleme binen yükü, özellikle büyük eklemlerde ekleme binen yükü azaltmaya çalışıyoruz. Eklemlerimizi korumaya çalışıyoruz. Yine kilo kontrolü ve yaşam tarzının düzenlenmesi gibi bazı önlemler alabiliriz. Bazı ilaç tedavileri, deneysel olan ilaç tedavileri var. Şu anda kullanımda olan ilaç tedavileri var. Ama şu anda bildiğimiz kesin olarak bir tedavisi yok. Ve dediğim gibi nedenini kesin olarak bilemiyoruz. O yüzden altta yatan sebebe yönelik tedavilerde hastalığın ilerlemesi ve başlangıç aşamasında önemli.